evren matematik üzerine kurulu. Size spiritüel ve ruhani gelen pek çok şey aslında matematik ve fiziktir. Kuant parçacıklarına sahip olan bu evren belirli ritimlerle titreşir. Ses bir titreşimdir, yaydığı frekanslar ölçülebilir. Her cisimin, her maddenin, her organın, kısacası tüm sistemin frekansı vardır. Yani evren titreşen canlı ve organizedir. Frekanslar aynı ve tekrarlı olursa frekansın büyüklüğü ve şiddeti artar. Buna rezonans denir. Her şey bir enerji, düşünce bir enerji, madde bir enerji. Enerji hem titrer hem salınır. Evren titreşen ve salınan enerji bütünüdür. Beyin bir kelimeyi tekrar etmeye başladığında önce beynin belirli bir bölgesinde sonra genelinde aktivasyon başlar. Bu nörokimyasal olay bilim tarafından ortaya konmuş. Bilim adamı John Horgan'ın araştırmasına göre beyin aynı kelimeyi belirli bir süre tekrar ettiğinde beynin genelinde güçlü bir nöron aktivasyon gösterdiğini ve beyinden dışarıya doğru hertz cinsinden güçlü frekanslar rezonans yaydığını tespit etmiş. Bir esmanın da aynı şekilde tekrar ederek zikretmenin beyinde güçlü bir frekans oluşturduğunu bilimsel olarak gösterdik. Peki bu tekrar neden önemli? Çünkü titreşim nedenle güçlü olursa esmanın manasıyla ilgili kozmik enerji alanıyla bağlantı o denli güçlü olur. Esmaların tekrarıyla ortaya çıkan enerjinin frekansı kendisiyle eş olan frekansa eşleşir. Buna bir örnek verelim. Elinizdeki kumandanın Z tuşuna bastığınızda karşınıza Z tuşunun kodlandığı kanal çıkar. Esmalar da böyledir. Zikrettiğiniz esmanın manasını içerdiği frekansla eşleşir. Bu eşleşmenin gerçekleşmesi için beyinden yayılacak dalganın belirli bir doygunluğa erişmesi gerekir ki beyinden çıkan fotonlar ve kuantlar etkili hale gelebilsin. Bu yüzden tekrar önemlidir. İnsan ilahi enerjiye ne kadar yoğunlaşırsa düşüncelerini ve ruhunu rezonans frekans durumuna getirir. Rezonans enerjisinin tüm kinetik formlarının frekans dalımlarına özgü bir titreşimdir. Rezonans alanının merkezi kalptir ve kalbimizin rezonans alanı beynimize göre 5000 kat daha fazla manyetik alana sahip. Rezonans, düşünce ve duygularımızı kalp merkezi sinyalini oluşturur. Önceki bölümlerde verdiğimiz bir örnekten bahsedelim. Halk arasında köpekten korkma, hisseder derler. Hayır, köpek hissetmez, kalp korku frekansı yayıyor diye bir örnek vermiştik. Rezonans, düşünce ve duygularımızı kalp merkezi sinyalini oluşturur. Kalbimiz, inanç ve duygularımızı elektromanyetik titreşimlerle frekans oluşturup tat çakrasından evrene ve çevreye gönderir. Evet, harflerden oluşan esmalar ve dualar yatay dördüncü boyut madde kanunlarının geçerli olduğu dünyamıza ait bir iletişim aracıdır. Esmaların belli bir şifresi vardır. Zikrettiğiniz esma, manasını taşıdığı enerji alanında kendisiyle bağlantılı olanla eşleşiyor ve böylece kilit açılıyor. Ben buna kozmik kapıdan geçmek diyorum. Kozmik kapıdan geçtiğinizde artık ilgili esmanın manası devreye girer. Esma hangi niyetle çekilirse o niyetin oluşumu gerçekleşmeye başlar. Esmaları neden orijinal anlamlarıyla zikrediyoruz? Neden kendi dilimizi zikretmiyoruz? Bu her zaman ve sürekli tartışılan bir konudur. Birincisi, esmaların Türkçe anlamı hiçbir zaman kendi öz karşılığını vermez. İçerik ve anlam olarak yetersiz kalır. İkincisi, esmaların orijinal halindeki harflerin yan yana gelişinden oluşan sinerji, beynimize ve genetik kodumuzdaki enerjiyi ortaya çıkarır. Tekrarlanan esma, güçlü enerji kanallarıyla kontak kurmamızı sağlar. Bu yüzden anlamını bilerek ama orijinal haliyle yan yana Kur'anca zikretmek gerekiyor. Şimdi buna bir örnek verelim. Diyelim ki ben TRT belgesele bir mektup yazdım. Neden TRT belgesel? Çünkü şimdi aklıma o geldi. TRT belgesele yazdığım mektubun arkasına, adresine Çince,
Rusça, İngilizce yazarsam mektup adresine gider mi? Bu örnekte verdiğimiz gibi esmaların orijinal haliyle zikretmemizin sebebi adresine ulaşması içindir. İki çeşit zikir vardır. 1. Günlük zikirler. 2. Özel zikirler. Yapılan her zikirde belli bir frekansta dalga boyu üretilerek beynin görev dışı olan hücrelerini titreştirerek o frekansla eşleştirir. Ancak kademeli olarak yükseltme yapılmadan özel zikirlere geçilmez. Öncelikle günlük zikirlerle alıştırmalar yapılır. Çünkü özel zikirlerin frekansı çok yüksek olduğu için düşük frekanstan yüksek frekansa birden bağlanılmaz. Özel zikirlere uyum sağlanılması için günlük zikirlerle kademeli olarak yükseltilme yapılır. İçsel yolculuğa ve tekamüle günlük zikirlerle yola çıkılır. Günlük zikirlerin diğer faydası ise zihinsel beden ve duygusal beden iyileşmesini sağlayarak ruhsal beden aurasını güçlendirir. Önceki videolarda bahsettik. Günlük zikirlerle irademiz güçlenir. İrademiz güçlenince nefsimizi zapt etmiş oluruz. Daha önceki bölümlerde ruh ve nefisin sürekli savaş halinde olduğundan bahsetmiştik. Ruh kazanırsa iktidara ruh geçer ve nefsi kontrol edip zapt eder. Yani günlük zikirler nefis terbiyesi için önemlidir. Dolayısıyla iradeyi güçlendirir. Zikir çalışması yapıldığında zihinde ek kapasite açılır. Açılan kapasitenin ilimle doldurulması, yani yeni bilgiler araştırıp değerlendirilmesi ve öğrenilmesi şarttır. Aksi halde bu açılan kapasitenin cinni ilhamlar istikametinde programlanması söz konusu olabilir. Buna bir örnek verelim. Amacından sapmış cinci büyücü hocalar. Zikir veya mantra yapılırken Budistlerin o meşhur om kelimesi gibi zikir yapılırsa kişinin beyninde o istikamette bir gelişme sağlanır ve insan farkında olmadan cinler ile rezonansa girerek ona yönelik ilhamlar alır. Om niye yapıyorlar? Titreşim için. Arkadaşlar om yok om. Elif lam mim var. Lam mim. Lam mim 4 elif miktarı uzatılır. Om değil. Lam mim. Özel zikir çalışması yapan arkadaşlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Her zikrin sonunda ilahi ente maksudu ve rızıka matlubi, yani Allah'ım isteğim senin rızandır denmeli. Yani Risale-i Nur öğrencileri muhakkak ama muhakkak her zikirlerinin sonunda ilahi ente maksudu ve rızıka matlubi derler. Gökte ve ötende sandığın Tanrını terk et. Sonsuz, sınırsız Allah'a yönel. Onun her noktada ve zerrede mevcut olduğunu fark et. Onu gönlünde bulmaya çalış. Sonra da ondan ne istersen iste. İlim iste. İlim istemek farzdır. Ya Alimel Gaybi ve Şehadeti de. Evet, en çok sevdiğim Nikola Tesla. Benim ilk videomda verdiğim bir örnek vardı. Nikola Tesla der ki, evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim üzerine düşünmek zorundasınız. Bir sonraki spiritüel öğretilerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirim zili açmayı unutmayın.